Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum ROG Swift PG32UQX Ultra Fast Gaming Monitör. Bu monitörü Asus bana hediye olarak yolladı, hem de defalarca istemediğimi söylememe rağmen yolladı. Ben yıllardır ultrawide monitör kullanıyorum. Bu muhteşem bir monitör olsa da birazdan geleceğim özelliklerine. Ultrawide'dan 16'ya 9 bir monitöre geçebileceğimi pek düşünmüyorum açıkçası. Fakat Asus dedi ki, bu monitöre bir kere baktın mı? Yani sadece bir kere baktın mı geri dönüş yok dedi. Hani ultrawide'mış, ekstra ultrawide'mış falan hiçbir önemi yok. Şundaki görüntüye baktın mı her şeyi silip atacaksın ve bunu kullanacaksın dedi. O zaman dedim bir şans vereyim. Şimdi kutusunu açmadan önce ilk önce ürünün fiyatıyla başlamak istiyorum. Bana bu paket birkaç hafta önce geldi. Geldiğinde fiyatı 47.787 liraymış. Fakat şu anki dolar kuruyla hemen hesaplayalım. 51.045 lira olmuş. Sayfayı yeniledim. 51.048 oldu. Bir daha yenilemeyin. Bu artmaya devam edecek muhtemelen. Pahalı bir monitör değil, aşırı pahalı bir monitör. Sınırlı sayıda üretiliyor, yani zaten daha üretilirken çok fazla satılmayacağını bilerek üretiyorsunuz. Sebebi ise ulaşabileceğiniz teknolojilerin hepsini bu monitöre böyle gani gani fazla koymuş olmaları. Çok fazla özelliği var. Kutunun üstüne bütün özelliklerini sığdıramamışlar. O yüzden sadece öne çıkan bazı özellikleri yazmışlar buraya. HDR 1400 sertifikamız var. Şu an piyasada alabileceğiniz en üst seviye televizyonlarda, monitörlerde falan genelde HDR 1 oluyor. Sadece üst seviyelerden bahsediyorum. Burada HDR 1400 var, yani ekran bölgesel olarak 1400 nitlere ulaşabiliyor. DCI-P3 renk gamutunu %98 oranında destekliyor. Yani bu bir oyuncu monitörü olsa da muhteşem renkler sunabiliyor. Quantum Dot teknolojisi kullanılmış. IPS bir ekran. Lokal dimming yapabiliyor. Yani ekranın bazı bölgelerini bölgesel olarak karartabiliyor. Bu sayede kontrast değeri çok yüksek. Yani OLED gibi düşünebilirsiniz ama tam değil. Mini LED teknolojisi kullanılmış bir panelimiz var. Zaten bu lokal dimming de bununla birlikte çalışıyor. Ekranın üstünde 1152 tane farklı bölgede ledler var. Ve bu ledler kendini kapatarak siyah renkleri gerçekten siyah olarak gösterebiliyor. Yani OLED gibi düşünebilirsiniz ama OLED gibi riskleri yok. OLED ekranlarda sabit görüntülere sürekli olarak bakarsak böyle bölgesel yanmalar falan oluyor ya. Burada LED teknolojisi kullanıldığı için hem olmuyor hem de siyahları gerçekten siyah olarak görebiliyoruz. İçerisinde Nvidia'nın G-Sync Ultimate çipi bulunuyor. Bu normal G-Sync'ten de üst seviyede bir şey. Birkaç yüz dolar değerinde ve bu monitörde kullanılmış. 144 Hz'lik bir ekran tazeleme oranımız var. Şu anda piyasada 240'lar, 360'lar falan havada uçuşmaya başladı biliyorum. Fakat bu kadar çok kaliteli renk üretebilen ve 4K olan bir monitörde 144 Hz fazlasıyla başarılı. Panel 10 bit renkler sunabiliyor bu arada. Daha fazla özellik saymayayım. Ben bunun kutusunu açayım. Çok fazla özelliği var. Kutuyu yanlış açtım. Ben şunu hemen bir yan çevireyim. Kutunun üstünde öncelikle ayağımız var. ROG monitörlerde görmeye alıştığımız tamamen metalden 3 kollu bir ayak. Burada monitörün arkasındaki kabloları saklamak için kullanacağımız kapak var. Kocaman bir güç adaptörümüz bulunuyor. Onun dışında bir dünya kablomuz var. Şurada masaya logo yansıtmanız için gereken projektör gibi olan parçalardan bulunuyor. Monitör Aura Sync destekliyor bu arada, yani güzel bir RGB aydınlatması var. Masaya da bunlar sayesinde istediğiniz logoları yansıtabiliyorsunuz ya da İsterseniz kendi logonuzu falan bile yansıtabilirsiniz. Onun dışında sanırım bunlar da VESA bağlantıları için falan gereken vidalar. Ve burada da monitörün kendisi bulunuyor. Biraz ağır. Herhangi bir sakatlık çıkmadan ayağa kurmayı başardım. Şimdi hemen şunun fişini de bir takayım. Şimdi hızlıca bakmaya başlayacak olursak, öncelikle monitörümüzün kendi monitörü var. Altta OLED bir panelimiz bulunuyor. Burada isterseniz bir animasyon oynatabiliyorsunuz, isterseniz oyunun FPS değerlerini görebiliyorsunuz, isterseniz kendi animasyonunuzu tasarlayıp onu gösterebiliyorsunuz. İşte ne bileyim, CPU sıcaklığı, GPU sıcaklığı gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz ikinci bir minik monitör. Tam olarak öyle denmez aslında ama işte monitörün monitörü. Üç taraftaki çerçevelerimiz gayet ince, fakat alt çerçeve birazcık kalın olmuş. Bunun sebebi büyük ihtimalle buradaki ekranı buraya sığdırabilmek. Onun dışında ekranı sağa sola çevirebiliyoruz. Yukarı aşağı yapabiliyoruz. Fakat pivot modumuz bulunmuyor. Arka tarafta da RGB aydınlatmalarımız devam ediyor. Hem şurada hem de şurada kocaman bir ROG logomuz var. Şu an burası kapalı fakat burasını da RGB bir şekilde yakabiliyorsunuz ve kapalı olduğunda böyle aynalı gibi gözüküyor. Şu aynalı kaplama ROG'nin anakartlarında falan da var. Yani RGB kullanmadığınız zaman bu şekilde gözükmesi benim hoşuma gidiyor. Bunlar dışında ilk defa bir monitörde gördüğüm bir özellik bulunuyor burada. Ekranın tam üstünde webcam ya da kamera takabilmeniz için bir tripod girişi bulunuyor. Bu muhteşem ve çok güzel bir detay olmuş bana kalırsa. Bunun yanında ise bir tane USB bağlantımız var. Yani webcam'i de direkt buradaki USB bağlantısına takabiliyorsunuz. Fakat USB 2.0 koymuşlar. Yani hiçbir masraftan kaçınılmamış bir monitörde. Bunun en azından USB 3.0 olmasını ya da Type-C olmasını isterdim açıkçası. Hani 1080p webcam takacaksanız çok sıkıntı değil. Fakat daha üst seviye bir DSLR falan takacaksanız 2.0 yetmeyecektir. Bunun dışında burada bir tane de sensörümüz var. Bu büyük ihtimalle ortam ışığını algılamak için. Şu an emin değilim. Monitörü kontrol etmek için kullanılan joystick'in yapısı değişmiş. Şöyle çevirmeli bir yapıya geçmiş. Buradan gayet hızlı bir şekilde ayarlarımızı yapabiliyoruz. Tuşlu kontrol şemalarına göre kesinlikle çok daha rahat olmuş. Fakat joystick'ten daha mı rahat? O konuda emin değilim. Aşağı yukarı joystick'le aynı konforda diyebilirim ama yani gayet rahat bir şekilde ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. 32 inçlik bir monitör olduğunu videonun başında söylemedim sanırım. 32 inç veya 82 ekran diyebileceğimiz ekran büyüklüğüne sahip ve fiziksel olarak bahsedebileceğim başka bir şey yok sanırım. Şimdi ben bunu bir bilgisayara takacağım, birkaç saat deneyimleyeceğim, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, birkaç saat deneyimleyeceğim dedim fakat kaptırdım, arada bir film falan izledim. Çünkü birkaç tane HDR demosu açtım önce, ondan sonra aa bu neymiş, nasıl oluyormuş, bu niye gözümü alıyor falan derken dedim benim bununla bir film izlemem lazım, bir de film izledim işte. Kısaca deneyimlerimden bahsedecek olursam öncelikle HDR 1400 gerçekten çok etkileyici. Hani HDR'a çok yabancı biri değilim, daha önce HDR 600, HDR 1000 falan böyle pek çok cihaz deneyimledim fakat HDR 1400 gerçekten gözünüzü alıyor. Şu an gördüğünüz demoyu ilk açtığımda şu ustalar çekici vurduğunda çıkan kıvılcımlardan böyle gözümü kırptım. Hani öyle bir refleks yaptırdı bana. Tabii bir süre izledikten sonra alışıyorsunuz. Söyle sürekli şey değil, sürekli olarak gözümü alıyor gibi bir durum değil. İlk gördüğünüzde ama böyle anlık bir etkiliyor. HDR'ı anlatması da göstermesi de zor çünkü kameralarımız HDR kaydetmiyor. Çok aşırı profesyonel bir şeyiniz yoksa yani benim kameram bayağı profesyonel bir kamera. Fakat HDR kaydetmek için böyle çılgın seviyelerde kameralar almanız gerekiyor. Hadi bir şekilde HDR kaydettim diyeyim, size gösteremeyeceğim. Çünkü büyük ihtimal kullandığınız cihazda HDR 1400 yok. Dolayısıyla deneyimlemeniz gereken bir şey bu. Ama en özet tabiriyle şöyle göstermeye çalışayım. Mesela şurada görmüş olduğunuz parlak alanlar gerçekten parlakken diğer tarafların ışığı kısık. Normalde bir filmi izlerken mesela karanlık bir sahne varsa orada renkler kısılır diyeyim. Tam olarak o da olmuyor ama HDR içerik mini LED ile birlikte birleştiğinde şuralardaki LED'ler parlak yanarken buralardaki LED'ler daha sönük yanıyor. Yani daha düşük parlaklıkta yanıyor. Dolayısıyla izlediğiniz filmde ya da oyunda işte bir ateş varsa sadece ateş parlak oluyor. Diğer alanlar daha düşük parlaklığa sahip oluyor. Ya da işte böyle kamera güneşe döndü diyelim, gözünüzü alıyor o güneş. Gerçekte bakıyormuşsunuz gibi. HDR özetle bunu yapıyor fakat dediğim gibi bunu bir deneyimlemeniz lazım. Deneyimlemeden tam olarak anlaması birazcık zor bir şey. Gerçek HDR deneyimi bana kalırsa HDR 1000'den itibaren başlıyor bu arada. Yani 1000 nit parlaklıktan itibaren başlıyor. Onun altında o kadar dramatik bir fark hissetmiyorsunuz bence. Onun dışında lokal dimming kısmına gelecek olursak benim kullandığım televizyonda da lokal dimming var fakat bundaki kadar çok farklı bölgesi bulunmuyor. Mesela bunun gibi 21'e 9 bir film izlerken normalde LCD monitörlerde şu siyah olması gereken yerler gri olur. Çünkü arkada yine bir ışık yanar. Burada o ışıklar komple kapandığı için OLED'deki gibi siyahı gerçekten siyah görüyorsunuz. Dediğim gibi ben televizyonumdan bu teknolojiye aşinayım. Yani benim televizyonumda da böyle siyahlar tam olarak siyah gözüküyor bantlarda. Fakat şu tarz bir sahne izlediğinizde buradaki bölümlerde bayağı bir halo oluyor. Mesela şu kılıcın etrafında böyle bir ışık sızmaları oluyordu. Bu monitörde 1152 noktadan LED'leri kapatabildiği için yani mini LED teknolojisi kullanıldığı için oralarda neredeyse hiçbir şekilde halo efekti görmüyorsunuz. Çok nadir olarak halo efektini gördüğüm sahneler oldu fakat aşırı dikkat etmediğiniz sürece böyle dikkatinizi dağıtacak bir şey yapmıyor. Halo efektini de şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela burada sadece şu an bir tane beyaz çizgi var. Bunun etrafındaki LED'ler yandığı için için siyah olması gereken yerler çok hafif griye kaçıyor. Tabii ki normal bir film izlerken ya da oyun oynarken bu kadar keskin bir geçiş olmuyor. İlla işte ne bileyim ateş yanıyor, ateş darmadağınık bir şey olduğu için o halo efekti hiçbir şekilde gözünüze çarpmıyor. Bunun monitörde ayarı da var bu arada. Şurada bunu komple kapatabiliyorsunuz. Kapatırsanız gördüğünüz gibi etraf direkt böyle griye kaçtı. Standart bir LCD ekran gibi oldu. Level 1 normal bir LCD monitörden çok farklı değil. Tabii ki birazcık farkı var ama çok farklı değil. Level 2 bence tadında olmuş. Level 3'e geçtiğinizde ise bazı noktalarda birazcık fazla şey uyguluyor gibi, o karartmayı birazcık fazla uyguluyor gibi. O yüzden ben bunu level 2'de kullanacağım. Monitörün çok fazla ayarı var bu arada. Yani buradan ışık sıcaklığına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Aşırı fazla ayar var. Bunların hepsini göstermeyeceğim. Şuradaki monitörüne geçecek olursak bunu Armoury Crate üzerinden yönetebiliyorsunuz. Zaten bütün Asus şeylerin hepsini Armoury Crate'den yönetiyorsunuz. Mesela ben şu anda buraya işlemci sıcaklığını gösterecek şekilde ayarladım. Fakat buradan buraya animasyon atayabiliyorsunuz. İstediğiniz özel animasyon yapma şansınız da var bu arada. Yani şurada istediğiniz herhangi bir görüntüyü oynatabiliyorsunuz. Tabii GIF gibi böyle kısa şeyler. Ne bileyim şöyle sevimli köpek balığı animasyonları vesaire. Pek çok burada kendi ön tanımlı animasyonu bulunuyor. Ama bence birazcık dikkat dağıtıcı bu. Yani ben bu şekilde kullanmam. Onun dışında isterseniz buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabiliyorsunuz. Yani buraya mesela kendi nickinizi ya da adınızı, soyadınızı, şirketinizin adını vesaire pek çok şey yazabilirsiniz. İşte FPS'inizi görebiliyorsunuz. Fan RPM'ine kadar görebiliyorsunuz. Yani istediğiniz herhangi bir şeyi koyabilirsiniz buraya da isterseniz komple de kapatabiliyorsunuz. Hiçbir şey görmek istemiyorum derseniz. Ben bunu özel durumlar hariç muhtemelen kapalı tutarım. Çünkü sabit bir görüntü koyamıyorsunuz. İlla arada bir animasyon yapıyor. Bu da benim dikkatimi dağıtıyor. Oynadığım oyunda FPS falan benim için çok önemliyse ve ayar yapmaya çalışıyorsam falan açabilirim. Fakat sürekli olarak şurada şu animasyonu görmek istemiyorum açıkçası. O çok da hoşuma gitmedi dolayısıyla. G-Sync Ultimate kısmına gelecek olursak G-Sync özetle şu işe yarıyor. FPS'inizle monitörün tazeleme yani health'ini eşitliyor. Dolayısıyla oynadığınız oyunlarda yırtılmalar görmüyorsunuz. Çok daha akıcı bir görüntü görüyorsunuz. Güçlü bir ekran kartınız varsa ve CS:GO tarzı böyle rekabetçi, düşük grafik isteyen bir oyun oynuyorsanız zaten FPS'iniz her zaman 144'ün üstünde olduğu için yırtılma görmezsiniz. Fakat üst seviye grafiklere sahip AAA bir oyun oynuyorsanız burada 144 Hz'i sabit olarak almanız pek olası olmuyor. Dolayısıyla oyunda o dalgalanan FPS monitörünüzü health'iyle eşitlendiği için o oyunlarda da hiçbir şekilde yırtılma görmüyorsunuz. Bu tarz bir monitörü tercih ediyorsanız ekran kartınızda zaten en azından bir 3070, 3080 belki 3090'dır falan diye düşünüyorum. Bu ekran kartlarıyla DLSS 2.0 birleştiğinde zaten artık 100-120 FPS bazı oyunlarda daha da üstlerini görebiliyoruz. Ve güçlü bir ekran kartı, DLSS 2.0 üstüne iyi bir monitör ve üstüne G-Sync Ultimate birleştiğinde gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimi elde edebiliyoruz. Monitörle ilgili eleştireceğim birkaç nokta da var bu arada. Evet, muhteşem bir alet fakat eleştirecek yine bir şeyler buldum. Öncelikle cihazda kullanılan HDMI portu HDMI 2.0 yani 2.1 değil. Günümüzde kesinlikle 2.1 olmasını beklerdim. Tabii ki bilgisayara DisplayPort'la bağlıyoruz. Yani bilgisayarda kullandığınız sürece bir sıkıntı yok. Fakat monitörü aynı zamanda konsolunuza bağlamak istiyorsanız HDMI 2.1'in nimetlerinden faydalanamıyorsunuz. Yani Asus burada demiş ki bunu alacaksın ve bilgisayarla kullanacaksın. Başka hiçbir şeye bağlamayacaksın. Tabii ki HDMI 2.0'la da kullanabilirsiniz fakat konsolda 120 Hz'den yararlanamayacaksınız. Onun dışında cihazın üzerinde basit de olsa bir hoparlör olmasını isterdim. Ben monitörlerimi her zaman hoparlörlü olarak tercih ediyorum. Çünkü masama ekstra bir şey koymak istemiyorum. Burada 1 wattlık bile olsa bir hoparlör bulunmuyor. Bence olmalıydı. Tabii ki oyun oynarken kulaklık takıyorum falan ama sürekli de kulaklık takmak istemiyorum. Monitörün üst kısmında USB 2.0 olduğundan bahsetmiştim. Fakat arkada 3.0'larda varmış. Dolayısıyla bunu bir eksi olarak şu an pek saymayacağım. Yani 3.0'a ihtiyacınız varsa direkt monitörün arkasındaki 3.0'lara takabilirsiniz. Hatta monitörün arkasına takmak genel olarak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada bir USB gözükeceğine. Oradan kabloyu direkt aşağı indirebilirsiniz. Son olarak ben bir monitör kolu kullanıyorum zaten masamda ve bu monitörü de direkt kendi koluma bağladım. Fakat cihazla gelen ayak aşırı kaliteli olsa bile masada çok yer kaplıyor ve bu kadar büyük bir monitöre o kadar kadar yakından bakmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Yani şöyle göstereyim. Arka tarafta şu kadar bir ayak payımız var. Bunun üstüne monitör kolumuz da bayağı kalın. Dolayısıyla monitör size bayağı yakın duruyor. Yani masanızın birazcık geniş olması lazım ya da benim gibi bir ayak kullanmanız lazım. Onun dışında 32 inç bir monitöre aşırı yakın oluyorsunuz. Bu da duruma göre düşünmeniz gereken bir şey olabilir. Yani ya geniş bir masa kullanıyorsanız zaten sıkıntı yok. Onun dışında bir monitör kolu kullanmak isteyebilirsiniz. Gelelim 50 bin liraya değer mi kısmına. Bu monitör her ne kadar bir oyuncu monitörü olsa da aynı zamanda profesyonel bir monitör. Dolayısıyla HDR içerik editleyebileceğiniz bir monitöre ihtiyacınız varsa, referans bir monitöre ihtiyacınız varsa, hem iş hem de oyun için bir monitör kullanıyorsanız alabileceğiniz rakipsiz, gerçi bir rakibi var ama yine kendi segmentinde, yani yine Asus'un ProArt serisinden bir rakibi var. Bir cihaz, hani rakipsiz diyebileceğim bir cihaz. Sadece oyun oynamak için alır mıydın derseniz, muhtemelen sadece oyun için 50 bin liralık bir monitör tercih etmezdim. Fakat bilgisayarınızı öncelikli olarak içerik üretmek için kullanıyorsanız, içerik tüketmek ve oyun oynamak sizin için yan faydaysa, yani söylenecek çok bir şey yok. Görüntüsü, her şey çok muhteşem bir şey yani. O yüzden bu durumda alınabilir. Bütün koşulları boş verip monitöre ayırabilecek bir 50 bin liranız varsa bu durumda da çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Çünkü daha iyisini şu anda alamayacaksınız diye düşünüyorum. Yani başka bir seçeneğiniz yok. Ben ultrawide monitörden bu monitöre geçecek miyim konusu hala havada bu arada. Hala kafam çok karışık. Gördüğüm şeyler muhteşem. Görüntü kalitesi muhteşem. Ama görüş alanımın azalmış olması birazcık benim için garip, çünkü çok uzun süredir ben ultrawide monitör kullanıyorum ve bu masada çift monitör yapabilecek kadar alanım da yok. Şu anda planım en az birkaç hafta daha bu monitörü deneyimlemek, ondan sonra ultrawide monitörü buraya geri takıp hangisini kullanacağımı ondan sonra karar vermek. Yani ultrawide monitöre döndükten sonra görüntü kalitesi bana çok kötü hissettirirse buna geri döneceğim. Elde ettiğim ekstra görüş alanı benim için hala değerliyse bu durumda ultrawide'a döneceğim. Bunu da kurgu bilgisayarına takacağım. Yani boşa gitmeyecek. Yine bu kadar muhteşem bir şey kullanmamak ayıp olur. Bakacağız. Dediğim gibi bu birkaç hafta içinde belli olacak bir durum. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.